Şeyleri dökmüştünüz zaten. Evet hocam. Tamam mı? Yani kolonlar dökülmüş zaten. Kolonları zorlaştık. Şu an kalbi kurulmamış olan ileride evet. Köşe kalbi. Buraları yani hastalıkla bildiğimiz sarıyor burayı. Tamam. Burayı... Öyle mi? Burada halter, karate, tekvando olarak her bir... Şurası mesela bir salon mu burası mesela şöyle? Kolonlara kadar olan bir salon. Bir salon. Ondan sonraki bir salon. Ondan sonraki bir salon. Evet. Buranın şimdi sıvalar yapılacak evet, inşallah. Hocam. Dışarıda bitti, sıva dış cephe bitti. 20'de mi kalacak? Ne? 2 yıl. Derinlik 2 yıl mı? 2 yıl. 2 yıl. 2 yıl. Kaç yıl oldu? Seramikleri seçtik mi? Seramikler, havuz yok. Havuz yok. Tribün yüksekliği şu kadar herhalde değil mi? Tribünlerin yüksekliği. Şu üstler açık olacak. Orayı da tuğla duvarla örüp kapatacağız. Öyle mi? Ha, tamam. İzole olacak, görünmeyecek. Yani. Yani buradan sahaya da girebilecek, tribüne de girebilecek insanlar. Yani, tamam. Kütüphane, bir de kafe var mı? Kafe var. Var başka. Tamam. Satranç bir... odası var. Belki satranç odası olabilir. Kütüphane var. Çok büyük bir oda varsa öyle yasak. Yani ikiye bölersiniz mesela. Birini Fair Play Müzesi yaparsınız. Birisini kütüphane yaparsınız. Araç şey koyduğunuz zaman ahşaba zarar vermesi. Onun için de gerekli önlemi almanız lazım işte. Bazen burada mesela büyük programlar da yapılabilir mesela. O zaman da işte buraya bir sergi mergi ayarlayıp mesela şuraları depo olarak kullanabilirsiniz işte o zaman. Sporcuların girdiği yer de oradan olacak. Yani. Sporcuların. Buradan da kaçış şeyi mi olacak? Aynı kaçış. Belediye yatırımlarımızdan en büyük yatırımımız olan spor merkezimizin inşaatını inceledik. Spor merkezimizin inşaatı, kaba inşaatı bitmek üzere. Gün geçtikçe inşaatın seviyesi ilerliyor. Tabii gençlerimiz, çocuklarımız heyecanlanıyor. Biz de heyecanlanıyoruz. Burada inşallah nice sporcular yetişecek. Konya'mızdan Türkiye'mize, milli takımımıza ve olimpiyat oyunlarına kadar birçok nesil burada yetişeceğini ümit ediyoruz. Tabii spora, gençliğe, çocuklarımıza, eğitime yatırımlar yapıyoruz. Bizim en önemsediğimiz yatırımlar çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımlar. Tabii olimpiyatlarda ve milli takımlarda başarının elde edilebilmesinin en önemli noktalarından birisi de tesisleşme. Konya'mızda tesisleşme adına güzel bir adım atılıyor burada. Karatay'da birçok branşın içinde yer aldığı, işte salonların, yüzme havuzunun, bireysel salonların, okçuluktan tutun da güreşe, haltere, karateye, tekvandoya kadar, yine basketbol, handbol ve voleybol sahalarına kadar ve dış sahalara kadar, futbol sahalarına kadar tüm branşların bir tesis altında, bir çatı altında toplandığı güzel bir tesis kazanıyor Konya'mız, Karatay'ımız. İnşallah bu tesisimiz tamamlandığında ülkemize, milletimize ve Karatay'ımıza uzun yıllar hizmet edecek. Gençlerimize hayırlı olsun diyorum.